Merhaba sevgili nokta TV izleyenleri. Efendim haftanın son günündeyiz. 7 Ekim Cuma. Evet takvimler e, bu yönde ve e, günün önemli başlıklarını sizlere aktarmaya çalışacağım. E, sıcak gündem başlıyor. Evet sansür yasası değerli izleyenler 12 madde daha kabul edildi sansür yasasında. AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve kamuoyunda e, sansür yasası olarak adlandırılan e, 40 maddelik teklifin meclis genel kurulundaki görüşmelerinde... 12 madde daha kabul edildi. Ne değişecek hayatımızda bu maddelerin kabul edilmesiyle artık nasıl bir sürece giriyoruz bunları anlatmak, konuşmak, tartışmak gerekiyor kabul edilen 12 maddeyle birlikte rakam 14'e çıktı bu arada. Muhalefetin işte basına sansür torbası olarak nitelendirdiği kanun teklifi halk arasında endişe yarattı elbette. Korku ve panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek çünkü. Kanun teklifi geçen yasama döneminde AKP ve MHP'li milletvekillerinin imzalarıyla meclise sunulmuş, Adalet Komisyonu'nda tartışmalar eşliğinde kabul edildikten sonra genel kurula sevk edilmişti. Tasarının görüşmeleri başladıktan sonra ilk iki madde de bu hafta içinde kabul edilmişti. Kabul edilen 12 madde ile birlikte rakam 14'e çıktı. Teklif üzerindeki görüşmelere yine 11 Ekim e, Salı günü devam edilecek. Peki kabul edilen maddelerde neler var? İnternet haber sitelerinde faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresiyle yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurulacak denilmiş. İnternet haber sitelerinde bir içeriğin İlk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek denilmiş. Kayıt için verilen beyannamede elektronik tebligat adresi de gösterilecek. Yayım durumun durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin hükme uymaması halinde. Cumhuriyet Başsavcılığı iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek. İstemin iki hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmasının tespiti amacıyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuracak. Mahkeme en geç iki hafta içerisinde karar verilecek verecek denilmiş. Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklamla çalışmaların basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak denilmiş. Yani site tamamen kapatılacak demek oluyor bu. Ee, i̇nternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması bu kanun veya ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına engel olmayacak. İnternet haber sitesinde yayınlanan içerikler gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süreyle muhafaza edilecek denilmiş. Yine yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde bu işlemin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kavuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak denilmiş. Basın kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecek deniliyor yine basın kartı kimlere verilecek bununla ilgili de işte Türkiye'de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının Türk vatandaşı medya mensuplarına süreli yayınlarının sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileriyle radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarına verilebilecek denilmiş ve böyle devam ediyor ama tabii ki bu maddelerin dışında esas bizim haber alma hakkımız aslında engellenmiş olacak. Niye? Çünkü şu son 5 yıla baktığınız zaman biz internetin gücünü, interneti kullanmayı aslında öğrendik. Bununla birlikte de internetin gücünü öğrendik. Sosyal medyanın kamuoyu yaratmadaki gücünü çok iyi gördük. Ve çok da aktif kullanıyor aslında Türk halkı interneti. Şimdi Baktığınızda önemli açıklamalar Twitter'dan yapılıyor. Birbirine cevap verecekse Twitter üzerinden veriyor. Hatta dünyada dahi liderler bile birbirlerine Twitter üzerinden cevap veriyorlar vesaire. E hal böyle olunca da herkes işte o ...bir dönem deniliyordu diye herkes kendi muhabiri olacak. Hakikaten de şu anda öyle. Herkes bir muhabir, elindeki telefonu... E, ...sokaktaki insanlar artık bir e, haberci gibi... ...bir kameraman gibi, bir muhabir gibi kullanıyorlar... ...ve yaşadıklarını, gördüklerini anında e, çekip yayınlayabiliyorlar... ...ve çok da ciddi kamuoyu yaratabiliyorlar bu neticede. Ve akabinde de eğer orada bir e, sıkıntılı durum varsa... E, ...bir usulsüzlük varsa... Ee, insan hakları ile ilgili o noktada bir e, yapılmış herhangi e, insanlık dışı bir olay varsa e, ne oluyor? Herkes haberdar oluyor ve bunun neticesinde de yargı anlamında bile sonuç alma noktasında hakikaten çok işe yarıyor. Ama artık işler değişti çünkü herkesin e, kendince gerçekleri ortaya çıkarma tabii ki manipülasyon yapanları da biliyoruz yani yalan haber elbette ki çok fazla e, internette ama onlar zaten seçiliyor belli oluyor o trollerin e, sayfalarını e, çok rahat anlayabiliyorsunuz yani o, evet bu sayfa e, troll bir sayfa ve ortalığı karıştırmaya çalışıyor diye zaten hepsi mimlenmiş halde ama genel itibariyle baktığımız zaman gerçekleri ortaya çıkarma gerçekleri insanların eee gözüne sokma noktasında televizyonlardan daha aktif sosyal medya. Ve şimdi maalesef ki artık eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Öyle gördüm ben bunu çektim bu işte görüyorsunuz görüntülerde dahi gerçeklik zaten görüntülerde belli deseniz de hayır efendim bize göre bu haber yalan derler. Sizi 3 yıl ila 6 yıl arasında da cezalandıra Bilecekler Çünkü artık gerçek onlara göre e, şekillenecek. Gerçek sizin gerçeğiniz gerçek kabul edilmeyecek belki. Yani mesela e, TÜİK'in açıkladığı rakamları eleştirdiniz. Dediniz ki hayır TÜİK bu rakamı açıkladı bu enflasyon rakamını açıkladı ama kardeşim ben hesapladım aldığım maaş şudur e, benim yaptığım gıda alışverişi ortada. Ee, barınma e, alışverişim harcadığım para ortada. Ulaşıma harcadığım para ortada. Benim hesabıma göre bu hesap tutmuyor. TÜİK burada bir yanlış hesap yapmış derseniz diyecekler size hayırdır? Biz burada TÜİK bu rakamları açıklamış. Sen nasıl kendince bir hesap yapıyorsun da insanları e, manipüle etmeye çalışıyorsun. Halbuki o adamın gerçeği ya da o kadının gerçeği, yaşadığı hayatı anlatıyor. E, zorluklarını e, anlatıyor ve cebinden çıkan parayı biliyor ama gerçek değil diyecekler size. Bunun başka bir yönü daha var. Sansür yasası daha öncesinde e, ilk böyle işte gelecek dendiğinde Erk Acerer demişti ki Sedat Peker yasası da diyebiliriz bu yasaya biz. Neden Sedat Peker yasası e, dedi e, Erk Acarer? Er. Diyor ki e, kendi YouTube hesabından yapmış olduğu işte yüzlerce kişiyi gözaltına alıp test yapacaklar başlıklı göndermesinin bir bölümünde işte AKP ve MHP'nin bu e, sözde dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle meclise getirmiş olduğu bu sansür yasasını eleştirirken diyor ki bu bana göre dokunan yanar yasası. Neden öyle söylüyorum? Hemen anlatayım. Bu yasa sadece kişiler üzerinden ve bağımsız gazetecilik faaliyetleri, yurttaş gazeteciliği üzerinden ilerlemiyor. Nereden ilerliyor biliyor musunuz? Sedat Peker üzerinden ilerliyor. Neden? Çünkü Sedat Peker sosyal medyayı uzun zamandır çok etkili kullandı. Ee, video çekti, tweet yayınladı ve aslında etki denemezdi buna. Sosyal medyada 10 kaplan gücündeydi Sedat Peker. Günde 10 hükümet düşürecek güçteydi ve bu Sedat Peker'i de bizleri de yani yurttaş gazetecileri de dolaylı olarak çok önemli bir noktaya koyuyor. Nasıl mı? Bizleri de etkileyecek çok etkileyecek hem de diyor ve daha yasa tartışılırken neler olduğunu da e, söylüyor Erkacerer. Diyor ki daha yasa tartışılırken şu olmuştu Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını haber yapan televizyon kanallarını rütük ceza yazdırmış ve çok büyük bir baskı uygulamıştı e, diyor. Hatırlayacaksınız muhalif medyaya Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine e, hakikaten de çok ciddi cezalar verilmişti Halk TV, Televir, KRT. Medyaya düşen görev, yurttaş gazeteciye düşen görev yeni bir dil oluşturmak. E, seçime çok kısıtlı bir zaman var ama biz bu dokunan yanar yasasını alt edeceğiz diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bir kere daha ifade edelim. Halkın teveccühünü, halkın desteğini yitiren iktidarlar ayakta kalamazlar. Bunu bu çağda internetin olduğu, sosyal medyanın olduğu, teknolojinin yoğun olarak yaşandığı çağda yapmaksa akılsızlığın e, daniskasıdır demiş efendim. Evet sansür yasası e, bakalım. Bundan sonraki seçime giderken tabii ki özellikle bize e, ne gibi zorluklar e, yaşatacak. Tabii ki e, yazarların da bu noktada neler söylediğine bir e, göz atmak e, isterim. Sevgili Fikret Bila diyor ki iktidar 3 ay önce geri çektiği sansür yasasını dün yeniden meclise getirdi. Yasayı geri çekmesinde muhalefet partilerinin basın meslek kuruluşlarının sivil toplum örgütlerinin sosyal medyanın gösterdiği sert tepkinin etkisi büyüktü. Yeni yasama yılı açılır açılmaz iktidarın Meclis Genel Kurulu'na getirdiği ilk yasa teklifi 3 ay önce çektiği sansür düzenlemesi oldu. Bu kez de muhalefet partileri, basın meslek örgütleri meslekte sert tepki gösterdiler. CHP milletvekilleri genel kurulda pankart açarak basın meslek örgütleri adına da Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş Meclis'in basın kapısında açıklama yaparak yasa teklifini protesto ettiler diyor. Ee, ve İktidarın bu basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi adı altında getirdiği düzenleme sosyal medyayı karartmayı, toplumsal muhalefeti ve muhalif vatandaşları susturmayı amaçlıyor. Bu adım tıpkı en kıdemli yargıç yerine kurayla seçilecek yargıcın seçim kurulu başkanı olması düzenlemesiyle iktidara yakın yargıçların seçim kurulu başkanı olmaları için, Zemin hazırlamak gibi bir sandığı kuşatma adımlarından biridir diyor Fikret Bila. İktidar istiyor ki seçime giderken halk gerçekleri öğrenmesin. Yazılı görsel basında, sosyal medyada iktidar aleyhine haber çıkmasın. Kimse eleştiride bulunmasın. İktidar ne söylüyorsa halk sadece onu dinlesin, onu izlesin, onu okusun. Böylece oluşacak dikensiz gül bahçesinde iktidarın çizdiği pembe tablo içinde iktidar önümüzdeki seçimleri de kazansın. Böyle bir plan var diyor. Böyle bir düzenleme demokratik hukuk, hukuk devletinde olmaz. Nerede olur? Otoriter rejimlerde olur. Yasa teklifinde Türk Ceza Kanunu'nun 127. maddesine eklenmesi istenen hükümse şöyle. İşte en önemli hüküm. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla ile cezalandırılır. Bunun anlamı iktidarın işine gelmeyen haberi yapan sosyal medyada paylaşan kişilerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alacak olmasıdır. Habere veya sosyal medya mesajına erişim engellenecek, iktidarın istemediği hiçbir bilgi veya yorum sosyal medyada yer almayacak. Yani vatandaş susturulacak. Bilginin ve haberin gerçeğe aykırı olduğuna kim karar verecek? Zaten en çok tartışılan bu nokta. Kim karar verecek? TÜİK'in az önceki verdiğim örnek TÜİK'in rakamlarının gerçek olduğuna kim karar verecek mesela? Ee, i̇ktidar beğenmediği haberi, bilgiyi, paylaşımı bu hüküm içinde değerlendirerek dilediği kişiye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verebilecek. Böyle bir teklifin yasalaşması e, insanları ürkütücü için zaten var olan otosansürü daha da yaygınlaştırır ki bu da e, iktidarın hedefleri arasında Diyor Fikret bile. İktidar zaten özgür gazetecilik yapmaya çalışan basın ve yayın kuruluşlarını ve gazetecileri büyük bir baskı altında tutuyor. Kendi kontrolü altında propaganda aracı haline getirdiği medya organları dışında kalan tüm televizyon ve gazeteleri susturmaya çalışıyor. Zaten bunu yıllardır yaşıyoruz. Televizyonlar artık rütük biliyorsunuz ki gazetecilere, gazetelere basın ilan kurumu eliyle ceza yağdırıyorlar ve bunu yaparken de anayasa ve yasaları da hiç dikkate almıyorlar. Bu kurumlar siyasi iktidarın işine gelmeyen haber yapan basın yayın organlarını batırmaya yayın yapamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Diyor Fikret Bila. İfade ve basın özgürlüğü anayasanın güvencesi altındadır. Anayasa basın hürdür, sansür edilemez hükmünü taşıyor. Anayasanın ilgili hükümleri dururken böyle bir yasa çıkarmak anayasayı askıya almak demektir diyor. Sansür yasaları ancak otoriter rejimlerde görülür. Demokratik layık hukuk devletlerinde yeri yoktur diye de sonlandırmış yazısını sevgili Fikret Bila efendim. Evet, sosyal medya paylaşımları 2020'den bu yana belirli yasalarla çeşitli suçlar kapsamında değerlendiriliyordu zaten. Aynı zamanda platformların Türk kanunlarına uygun hareket etmesi konusunda da ciddi yaptırımlar söz konusuydu. Ancak şu anda bu yeni yasayla birlikte ...sosyal medyadaki paylaşımlar artık çok ciddi bir şekilde kıskaç altına alınabilecek. Gerçi yani diyeceksiniz ki zaten böyleydi. Yani bir tweet attığınızda o eğer birilerinin hoşuna gitmezse sabah evinize bir şafak operasyonu düzenlenebiliyordu zaten. Kapınız çalıyordu sabahın beşinde. Geliyorlardı sizi almaya. Ama bu sefer tabii her paylaşım yani suç sayılabilecek. Artık onlara göre... E, ...kardeşim bu yazdın, şiir yazdın mesela... ...o şiir belki adamların zoruna gidecek... ...aa diyecek gel bakalım sen bir yıldan üç yıla kadar... ...hapis yatacaksın... E, ...öyle ki erişime engelli bir haberi... ...sosyal medya hesabından paylaşmak... ...mesela e, o haber erişime engelli ama... ...siz bilmiyorsunuz yani... E, ...haberiniz yok... ...onu sosyal medya hesabınızdan paylaşmak... ...anlık bir gelişen olaya ilişkin... ...son durumu aktarmak... ...veya yorum yapmak bunları paylaşan hesaplardan retweet etmek suç olarak değerlendirilecek. Orman yangınları sürecinde Help Turkey adıyla açılan hashtaglerde halkta paniğe yol açtığı düşüncesiyle mesela o dönemde bu çok tartışılmıştı suç konusu sayılabilecek artık. Üstelik hukukçulara göre bu taglerin toplu olarak paylaşılması nedeniyle bir örgütlü suçun içerisine de çekilebileceksiniz. Yine Anonim hesaplar üzerinden paylaşımlara ilişkin de gelişmeler yaşanacak elbette ki. Türk Ceza Kanunu'nda çoğunlukla cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve düzenini bozma, anayasal düzeni ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk olarak tanımlanan suçlara ilişkin paylaşımları yapanların bilgileri de adli makamlara verilecek bu yalnızca anonim hesaplar için değil, açık kimlikli hesaplar için de geçerli olacak efendim. Evet, sansür yasası ile birlikte dediğimiz gibi hayatımız bayağı bir değişecek. <laughs> Devam edelim. Başörtüsü ee, başörtüsüyle ilgili tartışmalar sürüyor sevgili izleyenler. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence getirilmesi teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal düzenleme çağrısı yapmasıyla başlayan işte bu tartışmaya yönelik konuştu ve şöyle diyor Akşener. Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir kadının başını örterek ya da açarak gezmesi insan hakkıdır diyen Akşener bununla ilgili bir problemleri bulunmadığını vurguladı. Akşener başörtüsüne dair geçmişte yaşananlar yanlıştı o yanlışlığı da bağıra bağıra ifade edenlerden birisiyim ama o konunun artık problem olmaması gündemimizden çıkması söz konusu. Hatta başörtüsüyle meclise girecek olan kadın milletvekilleriyle ilgili görüşmeyi Sayın Cemil Çiçek'in isteğiyle ben yönettim. Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkan'dı. Kendisiyle de konuşarak hiçbir probleme, incitmeye sebep vermeden yönettik ve o işte bitti. Gittiğim her yerde görüyorum ki vatandaşımız özellikle gıda enflasyonu altında eziliyor. Acil adımlar atılabilecekse bu konuda atılmalı. Gıda fiyatları Tarım Kredi Kooperatifi'nin market raflarından düşürülmez. Gelin bir adım atın gıdadaki maliyetleri e, nakliyeden başlayarak indirin. E, Meral Akşener hem bu konudaki tavrını net bir şekilde göstermiş oldu. E, hem de e, gündemi başka bir noktaya ekonomi noktasına çekmeye e, çalışıyor. Dikkatleri çünkü... Sayın Kılıçdaroğlu çok eleştirildi biliyorsunuz ki bu konuda. Yahu kardeşim işte başörtüsüyle ilgili bir sıkıntı mı var bu ülkede de e, sen başörtüsüyle ilgili e, böyle bir e, hamle yapıyorsun bu ülkenin? Şu anda en asli sorunu nedir? Ekonomidir, ee, özellikle enflasyondur, gıdaya ulaşımdır, insanlar evine ekmek götüremiyor, ne başörtüsü diyenler çok fazlaydı. Ve o tarz eleştirileri de destekler yönde bir açıklama bu, Meral Akşener'in açıklaması. Son dönemde de işte Meral Akşener masayı mı dağıtacak? Acaba e, bir açıklamaları vardı biliyorsunuz işte altılı masayla ilgili bu masa noter değildir demişti. E, Akşener adayla ilgili e, elbette ki daha konuşacağız kazanacak aday istiyoruz biz diye böyle özellikle vurgulaması. Zaten oralarda o dönemlerde denilmişti ki acaba mı? Meral Akşener masadan mı kalkıyor? Çok fazla da e, tepkide gördü yani Meral Hanım o sözlerinin üstüne. Yani böyle konuşmak zorunda mıydı şimdi zamanı mı? Seçime giderken böyle bir e, altılı masa kurulmuşken neden böyle yapıyor diye çok fazla kendisi eleştiri de gelmişti. Ama bu son Kemal Bey'in e, başörtüsü hamlesinde de yine o e, ayrışmayı görüyoruz sanki Meral Hanım'da. Yani bu açıklaması hiçbir sorunumuz yok bizim. Yani bizimle ilgili bir şey durum değil. Çünkü ilk bu açıklamayı yaptığında... Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir algıda ortaya çıkmıştı. Altılı Masa'da son toplantıda muhtemelen konuşuldu. Ve bu şekilde bir hamle geldi gibi onu da o tarz yorumlarında önünü de kesmiş oldu. Ve bir taraftan da gündemi de ekonomiye çekmeye çalışıyor o eleştiriler üzerine. Herkes ekonomiyi işaret ederken Meral Hanım da evet ekonomi demiş burada en önemli konu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir maddede olabilir, birkaç maddede diyor. Tabii ki burada maddeler önemli. Bu, bu yani ne olacak e, maddelerde? Çünkü e, sadece başörtüsüyle mi kalacak bu iş? E, Sayın Erdoğan zaten yaptığı açıklamada bunun sinyalini verdi. Biraz daha genişletiriz kapsamını dedi. Biraz daha genişletmekte ne var acaba diye düşünüyorsunuz? cübbe mi, sarık mı, nedir bu tarikatlere daha böyle bir ayrıcalık mı? İşte bunlar önemli. Bekir Bozdağ da diyor ki bir madde de olabilir, birkaç madde de olabilir. Ya bu bu kadar basit değil. MHP'li hazırlıyoruz diyor. Ortak imzayla meclise sunacağız. Çalışmamızı pazartesi gününe kadar Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Son metni Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak dedi. Ee, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ efendim evet bakalım nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağız ee, çok da şaşırmadığımız aslında hayretler içerisinde kalmadığımız bir haberle devam edelim Metin Fevzioğlu Büyükelçi olarak atandı değerli izleyenler Evet dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2014 yılında tartışan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fehiziolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyükelçi olarak atandı. Metin Feyzoğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı olduğu 2014 yılında o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'la edepsizlik tartışmasına girmişti hatırlayacaksınız. Feyzoğlu'nun AKP iktidarının hukuksuz uygulamalarını dile getirdiği konuşmasına müdahale etmişti Erdoğan. Yanlış konuşuyorsun demişti orada onu susturmaya çalışmıştı yanlış konuşuyorsun demişti. Metin Feyzoğlu da Tayyip Erdoğan'a ee, Neyi yanlış konuşuyorum Sayın Başbakanım demişti. Hatta hatırlarsınız böyle biraz hafızalarınızı tazelerseniz böyle çok e, yumuşak bir ses tonuyla karşılık vermişti Metin Feyzoğlu. Ee, Neyi yanlış konuşuyorum dedi ee, Sayın Başbakanım. Ee, bu soruya Erdoğan iyice sinirlenmişti ve böyle bir edepsizlik olmaz ki yanısını vermişti. Erdoğan tören e, sırasında yanında oturan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, e, Tayyip Erdoğan'ı sakinleştirmek istemiş. Erdoğan salonu terk edince Abdullah Gül de peşinden gitmişti. Ee, bu arada böyle <laughs> o o günden sonra e, Abdullah Gül'ün yakaladıkları böyle bir saniyelik bir bakışı vardı. O fotoğraf birçok yerde kullanılmıştı. Halen daha kullanırlar. Böyle hafif gülümsüyor gibi bir tavrı vardı. Abdullah Gül'ün böyle o fotoğraf akıllardan silinmez. O tartışma esnasında Erdoğan'ın işte Metin Feyzioğlu'na yanıt verdiği Metin Feyzioğlu'nun da neden sinirleniyorsunuz başbakanım dediği ana ana ait Abdullah Gül'ün böyle bir hafif bir bıyık altından bir gülme anı vardı. Onu da hatırlatmış olayım. Hatta fotoğrafı sanıyorum arkadaşlarım bulacaktır şimdi. Ee, çok eleştirildi Metin Feyzdoğlu'nun şu anki görevi. Eleştirildi derken yani e, şaşırmadık anons ederken de size ifade ettim. E, şaşırılmadı e, böyle bir e, duruma. Bu evet bu fotoğraf değildi. Neyse geçelim. Şimdi Süleyman Soylu efendim TRT 1'de Alişan'la Hayata Gülümse programının konuğu olmuş. Ne alaka diyeceksiniz şimdi yani ülkede üst üste polis intiharları yaşanıyor. Göçmenler bir tarafta harıl harıl e, ülkemize girmiş. Çocuklarımız, kızlarımız, erkeklerimiz sokakta yürümeye korkar olmuş. Nerede? Sayın soylu derseniz Alişan'la bir program gerçekleştirmişler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucuyla mücadele hakkında burada açıklamalarda bulunmuş. Önümüzdeki birkaç ay içinde başka bir operasyon yapacağız demiş. Türkiye bunu ilk kez duyacak demiş yani. Alişan'la bir program ve o programda da yapacağı operasyonu ilan ediyor Sayın Soylu. Ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de 20 idi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların %48'i evinde kullanıyor. 28'i metruk binalarda, %11 arkadaşının evinde, %7-8'i arabada, %3'ü parklarda kullanıyor. %55'inin düzenli bir işi var. %91'inin anne ve babası yaşıyor. %86.7'si aile fertleriyle birlikte yaşıyor. Uyuşturucu kullananların annelerinin %92'si ev hanımı. Anne baba arasında şiddet var mı? %32.5'i hiçbir şiddet yok diyor. Aslında direkt şiddet olayına bağlı olmadığını gördüğümüz sonuçlar oluşuyor demiş Bakan Soylu. Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak diyen Soylu. Bu da uyuşturucuyla ilgili. Devletin uyanık olduğunu, takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman satıcının içeriden çıkması ihtimali zordur. İlginç. Biz buna projeli operasyon diyoruz ifadelerini kullandı. Alişan'ın programında operasyon ilanı yaptı yani Bakan Soylu efendim. <laughs> ve Ekrem İmamoğlu ile devam edelim. Ee, Ekrem İmamoğlu diyor ki en ufak endişeniz olmasın milletin iradesini hiçe sayanlar geldikleri gibi giderler diyor. İzleyelim. 100 yıl önce bu şehir ve bu ülke işgalden kurtulsun diye canlarını ortaya koyanlar gençlerimiz başka ülkelerde kendilerine gelecek aramak durumunda kalsın. Bu topraklardan umudu kesip yaban ellere mahkum öz olsunlar diye asla şehit olmadılar. Bütün bu mücadeleler bu ülkenin insanları kendilerini yokluk ve yoksunluk içerisinde hissetsinler güvensiz ve birbirinle kutuplaşmış gibi hissetsinler diye verilmedi. En ufak bir endişeniz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin değerini bilmeyenler, anlamını kavrayamayanlar, milletin iradesini hiçe sayan anlayışlar geldikleri gibi giderler. Evet Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında da ekranlarınıza getirdik. En ufak bir endişeniz olmasın diyor İmamoğlu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu e, ve kuruluş mücadelesinin değerini bilmeyenler, e, anlamını kavrayamayanlar, milletin iradesini içe sayanlar e, geldikleri gibi giderler diyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız yine o e, Gündem yaratma konusunda hakikaten usta bir isimdir bu konuda zaten kimse aksini söyleyemez Cumhurbaşkanı e, Erdoğan yine e, gündemi öyle bir değiştirdi ki dedi ki vakti saati geldiğinde Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna girebiliriz yani diyor ki e, katil sattan kardeşim Esad'a tekrar böyle bir diye bir geçiş yapabiliriz. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşebileceğini artık açık açık ilan etti. 11-12 yıldır süre gelen e, acılarla dolu e, bir e, zaman dilimi yaşadı iki ülkede. E, biz sonuçlarını biz de sonuçlarını çok acı yaşadık. Ve şimdi diyor ki Sayın Erdoğan vakti saati geldiğinde Suriye'nin başkanıyla görüşme yoluna gidebiliriz bir gazeteci sordu Esatta görüşmesinin söz konusu olup olmadığına dair işte bu soruyu Erdoğan diyor ki şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da geçmişte çok sert çok net çok Keskin cevapları vardı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili ama şimdi diyor ki mümkün değildir diyemem. Böyle bir ifade kullanmam diyor. Alışılmış bir siyasetçi değilim diyor. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna girebiliriz. Bu da çok konuşuldu dün. Alışılmış bir siyasetçi değilim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. En iyi biz biliriz bunu. Sayın başkanım. Evet alışılagelmiş bir siyasetçi değilsiniz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Bunu aslında geçtiğimiz aylarda biliyorduk böyle alttan alta görüşmelerin başladığını e, belli bir düzeyde e, biliyorduk. Şu an itibariyle zaten işte bu görüşmeler yapılıyor fakat bizim bütün arzumuz Suriyedeki terör gruplarının buradan arındırılması yanıtını vermiş. Yani biraz geç oldu sanki bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması. Bazı konularda gerçekten yorum e, yapılamıyor. Yani geçmişe dönüp bakıyorsunuz. Söylenen sözler, yapılanlar, verilen destekler, belli başlı gruplara verilen destekler, yardımlar göz göre göre. Gün geliyor işte ya yanıldık deniliyor ya da ben alışılagelmiş bir siyasetçi değilim. Onlarla da görüşebilirim noktasına geliyor iş. O yüzden siz ne yorum yaparsanız yapın bir gün geliyor suçlu çıkabiliyorsunuz. Katledilen müzisyen Onur Şener'in kızının avukatından kritik iki uyarı var efendim. Ankara'da biliyorsunuz ki katledildi Onur Şener ve kızının avukatı inan görür sahte yardım kampanyaları düzenlendiğini belirterek itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor ve Şener'in kızının psikolojisi açısından da paylaşımlara dikkat edilmesini istedi. Ne yaşanmıştı? Onur Şener sahne aldığı eğlence mekanındaki kişiler tarafından maalesef ki katledilmişti. Olaya ilişkin bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz. Savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp tutuklanmıştı. Gözde G ve Jale E adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Evet avukatları sahte yardım kampanyalarıyla ilgili özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Maalesef ki ülkemizde hemen hemen işte tüm bu acılar üzerinden insanları nasıl soyabileceğini, dolandırabileceğini düşünen çok ciddi bir kesim var. Yani Nasıl bu hale geldik bilmiyorum bu ülke aslında çok kısa bir sürede bu hale geldik ama e, bundan sonrası işte bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor ahlaki anlamda e, Türk insanının böyle bir kendine gelmesi gerekiyor cumhuriyet ayarlarına dönmemiz gerekiyor diyoruz ya işte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili Efendim Doğuş Derya öyle bir açıklama yaptı ki. Sosyal medyada büyük olay oldu. Neden bu kadar olay oldu derseniz gelin o konuşmayı hep birlikte dinleyelim. Öyle anlayacaksınız. dönemlerinde insanları işte yoksullaşma konuşmasın e, yaşanan şiddet bir müzisyen Türkiye'de istek parçayı çalmadığı için öldürüldü Yahudun. Nedir senin söylediğin? Nedir söylediğin? Çocuk istismarı yüzde 1500 oldu. Bir, işte sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer, seçime giderken ne yapar biliyor musun? Savaş tehdidini artırır. Bazen Suriye olur bu, bazen Yunanistan olur bu. Birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin. Ve Kıbrıs da şu anda bu anlamda bir repertuar. Yunanistan sürekli açıklama yapıyor. Türkiye diyor, e, istediği kadar provoke etsin, biz savaş yapmayacağız diyor. Oradaki yönetimin de çok akıllı olduğunu düşündüğümden değil. Ama birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Ben bundan bahsediyorum. Bir Kıbrıslı yurtsever, bir Kıbrıslı Türk olarak konuşuyorum. Onun için futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı her türlü militarist hareketin kendisine karşı federal çözümü siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. İşte KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar. Lütfen bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce. Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinden buradan gelip birilerine teşekkür etmek ve e, siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz. Teşekkür eder saygılar sunarım. Evet efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işte milletvekili olan Doğuş Derya, e, Türkiye'deki bu istek parça yüzünden e, katledilen, az önce ifade ettim ya işte... E, Müzisyen Onur Şener'i çocuk istismarına ve Suriye ile Yunanistan ilişkilerini bu şekilde gündeme taşıdı. Bu konuda da yorumsuz sizlerin takdirine sunmuş olalım efendim. Bu arada uluslararası basın örgütleri de sansür yasasını kınadı. Sansür yasası ile ilgili haberleri en başta vermiştim. Bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bilgi akışını suç haline getirmek için tasarlanmış bir yasa diyor uluslararası basın örgütleri. Meclise sunulan ve dezenformasyon yasası denilen işte bu sansür yasasına 22 uluslararası basın örgütünden tepki geldi. Yapılan açıklamada milletvekillerine yasa için karşı oy kullanmaları çağrısı yapıldı. İlk olarak Haziran ayında meclise sunulan işte ancak iki iktidar partisi arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle komisyon aşamasında ertelenen tasarı şimdi biliyorsunuz ki meclis genel kurulunda ve uluslararası basın örgütleri de gelin yapmayın diyor bu işe. 22 uluslararası basın örgütü hem de tepki gösteriyor değerli izleyenler. Şimdi Türkiye nereye gidiyor e, derseniz Türkiye nasıl bir hale aldı biliyor musunuz? Artık insanlar sokakta gazeteciler vesaire bir röportaj sırasında dahi e, tedirgin. Neden tedirgin? Her an böyle bir ee, biri size saldırabilir, hem de böyle bir e, ateşli silahla saldırabilir, kesici aletle saldırabilir veya sıradan gelip sataşabilir. Onlardan biri olmuş Üsküdar'da. Korku dolu anlar yaşanmış. İstanbul'da sokak röportajında bir kişi AKP'yi eleştiren gence saldırıyor. Röportajı engelleyen kişi röportajı yapanlara ve konuşanlara da hakaretler e, savurmuş. Tabii ki insanlar orada büyük bir e, panik e, yaşamış. Ben Üsküdar'lıyım bak, çağırırım diyerek de tehditler savurmuş. Bir video izleyelim öyle yorumlayalım. Konuşma. Yürü. Sen yürü git. Yürü. Bak Üsküdar'lıyım ha. Tamam. Abi ne yapıyorsunuz ya? Akıllı olun lan. Şu an gö görüntü çok hoş bir görüntü değil. Sizin görüntünüzle. Kimden izin Hı? aldın? Ben gazeteciyim. Ne gazeteci göster kimliğini. Gitmeyeceğim. Bu, tamam, bu, bu reportajı orada. yapmaya hakkın yok. Var gazeteci var. Şey yok. Var, var. Gazeteci var. falan değil. Hak hukuk var, adalet sen var, var ya. bu ülkede. Merak etme. Hadi sen. abi hadi abi. abi tamam abi. Seni hadi, alırım adamın altına. Abicim hadi. tamam. Belli tam. çek. Ne bağırıyorsun Kavga olmasın diye araya giriyoruz. Sen kimsin lan bana gülürsün? Sen kimsin lan? Hayırdır lan? Hayırdır. Lan, tamam, tamam. Hayırdır? lan Şşşş, Ne oluyor ya? Kime lan lan? Kime, kime lan? Tamam gidin, tam gidin Çağırırım şimdi ha! Sen kimsin lan? Abiciğim. Ya, 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 ya kimsiniz lan siz? Sen gel ya. Tamam. Sus çeneni ya. onları kapatın Tamam siz de gidin abi. Gençler hadi. ne gerek var? Abi ne yapıyorsunuz ya? Bırakın bençleri. Ya bırak. Sen kime lan yürüyorsun? Kavgaya ne gerek var? Abi. Sen kavgaya gidin. Tamam. Tamam ya, gençler ama gidin artık, ya. Ya kafamda ne kardeşim. kardeşim. hepimiz burada herkesin. Herkes. Daişe iz... başa gelsin. Ya, ya. Ne gerek var? Şuradan, ya. çocuğun yaşına. Tamam 13 ya. tamam. tamam. Sokak bu hale getirildi işte. Bile isteye bu hale geldi. İnsanlar birbirlerine ne saygı kaldı, ne sevgi kaldı. Yani e, ne üslup kaldı? E tabii siyasete, e, siyasetin başındakiler de üslup sorunu varken siz kalkıp sokaktaki insanlara ya sen neden böyle konuşuyorsun bu bu şekilde olmaz diyemezsin ki nasıl diyeceksin adam diyecek ki niye ben e, saygı göstermek zorundayım ki en baştakiler birbirlerine saygı göstermiyor ben niye saygı göstereceğim insanlara diyor öyle deyince de işte e, gitgide o bahsedilen hep bahsedilen kaos ortamı yaratıldı yani Gelinen noktanın özeti budur efendim. İmam cemaat meselesi yani. Evet Ahmet Hakan da demiş ki sokak röportajları yasaklansın. Ne güzel bir çözüm ya. Yani bu nasıl bir e, pırıltılı <laughs> akıl. Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan diyor ki hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı. E, teknik istisnası var bunun sokak röportajları dedi ve yasaklanmasını istedi. 呃。Uh Komşuyu komşuya, anayı oğula, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden bir fitne odağı sokak, sokak röportajları diyor. Öfke, nefret, kin duyguları ekiliyor tüm topluma. Bu sözüm ona röportajlarda nasıl edilir, nasıl yapılır bilmiyorum ama ülkemizin esenliği açısından eline mikrofon alanın dayıları birbirine kırdırdığı bu zıpırlığa bir son vermenin vakti geldi de geçiyor ifadelerini kullanmış. Ahmet Hakan yine yorumsuz bir haberdi. Bunlar yaşanırken sokak röportajları eleştirilirken bir kadın eski sevgilisinden ölesiye dayak yedi ve o adam serbest bırakıldı. Biraz bunlarla ilgilensener keşke. O videoyu da ekrana getirelim. Kızacağız neler söylemiş, neler yaşamış. Hepsini anlatıyor. Bir dinleyelim. Sonunda seni öldüreceğim ama benim olsun dedi. El altında değil. O gece de serbest bırakılmıştı. Şikayetçi olduğum gece de serbest bırakılmıştı. Şimdi bütün kadın arkadaşlarım panik olup bir dilekçe toplamaya karar vermişler. Şahısın ailesi bu durumu duyup annesi okulu arayıp benim ondan tornavidayla saldırdığımı iddia etmiş. Ee, ve kamera kaydında benim ona vurduğum kısmı koyulmadığını söylemiş. Kendisi bana zaten olay esnasında e, bu durumdan dolayı dava açtı ve savcılık beni haklı bulduğu için zaten davayı kapattı. Çünkü bana şu cümleyi kurmuş bir insan, ben seni öldürürsem 6 ay yatıp çıkarım Türkiye'de yaşıyoruz demiş bir insan. Bunların hepsini kafasında kurup planlayıp e, korkunç şekilde hiç kimseden çekinmeden bana, başka kadınlara bunu çok rahat ifade edebiliyor. Ve ben bunu bir an önce son bulmasını istiyorum. Çünkü bu panikle yaşamak istemiyorum. Nerede, ne zaman karşıma çıkacağını bilmiyorum. Ee, ölümle tehdit edildiğim bir insan var karşımda. Yalnız başıma bir yere gidemediğim de oldu. Evden çıkamadığım zamanlar da oldu. Evet. Bu ülkenin en çok, tabii en çok demeyelim de artık, yani böyle merkez medyada Hürriyet gazetesi tabii ki belli bir dönemin amiral gemisiydi. ve Ahmet Hakan da yine yazıları tabii ki çok okunan bir yazardır. Dilerim bu konulara kafasını yorar. Sokak röportajlarına insanların yaşadığı zorlukları, sıkıntıları ifade edecek tek platform olan sokak röportajlarına kafayı takması değil. Kadına yönelik şiddetle ilgili biraz daha mesai harcamasını diliyorum kendisinden istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki devletimizin, cumhurbaşkanımızın yanındayız. Biz de yanındayız. Devletimizin sonsuza kadar elbette ki yanındayız. Cumhurbaşkanımızın da yanındayız. Bizim tek istediğimiz cumhurbaşkanımızın da bizlerin yanında olması. Meclise gelecek torba kanun teklifinde değişiklik salgın döneminde maske takmayan... Cezalar silinecek efendim. O dönemi hatırlar mısınız? Aynı korkardık. Yani benim çevremdeki insanlar e, sokağa çıkama, çıkamama noktasında ekmek almaya gidememe bir market alışverişini yaparken o e, yaşanan tedirginlik, huzursuzluk. E, acaba ceza kesilir mi? Yok evin birkaç e, metre hesaplayıp işte şuradaki market bizim eve biraz uzak ama acaba ceza yazarlar mı vesaire. Meclise gelecek olan 52 maddelik torba kanun teklifi hazırlandı ve salgın döneminde işte e, maske takmayanlara verilen cezalar siliniyorlar denildi. Ama o dönem bu cezaları ödeyenler de vardı. E, o ne olacak onu bilmiyorum. Başka bir maddeyle ise kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar işten çıkartılanlar hariç e, bildirmekte gecikenlerin borçları silinecek denilmiş. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor. Torba kanun teklifinde e, KYK faizleri de silinecek. Elektrik ve doğalgaz desteği de yer alacak. İh, e, i̇hracatçıya çifte pasaport ve 2000 liraya kadar da icra Borçların silinmesi de torba yasada olacak denilmiş efendim. Olan o dönem maske yasağında verilen cezaları ödeyenlere oldu. Diyelim ve şimdilik noktayı koyalım. Haftanın son günündeki sıcak gündemi e, burada bitiriyoruz efendim. Yayınımız devam edecek bu arada canlı yayınlarımız olacak gün içinde. Lütfen nokta .tv'den ayrılmayın. Zili ve bildirimi açarsanız canlı yayınlarımızdan haberiniz olur. Henüz abone olmadıysanız da lütfen abone olunuz. Şimdilik hoşçakalın. Marmaris Hisar önünden canlı bağlantıyla devam ediyor yayınlarımız. köyceğiz, Sazak köyündeyiz. Kuzey ormanlarında doğa faciası maalesef devam ediyor. Bartın'da sel bölgesindeyiz. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş karşımızda. Marmaris'ten canlı olarak bizde son durumu aktaracak. Hatay'dan canlı bağlantıyla. Görüyorum ki arkanızda da tüten bir orman var. Nedir son durum? Kent merkezinde köprüler ve yollar sular içerisinde kaldı. Nedir oradaki vaziyette? Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz sanıyorum bu cümlede bir sıkıntı buldular ve dün gece Marmaris'e vardığınızda nasıl bir tablo vardı? Bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalışmalar hangi aşamada? Profesör Doktor Şenol Babuşçu ile birlikteyiz. Profesör Doktor Ahmet Saltık konuğumuzdur. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'u ağırladık. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikteyiz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin. Yılmaz Özdil bizlerle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Onur Öğmen bizlerle birlikte. Gazeteci yazar Nasuh Pektaş ile birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bizlerle birlikte. Cem Toker ile birlikte. Siyasetçi, hukukçu Haluk Pekşen ile birlikteyiz. Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt bizimle birlikte. Emin Şirin'le birlikteyiz. Gökhan Çapoğlu ile birlikteyiz. Orhan Aydın'la birlikteyiz. Tuncay Molla Veysoğlu. Erdoğan'ın doktoru olarak tanıdığımız Turhan Çömez bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Vatandaş sinirli artık. Bir hekim daha diplomasını yırttı. Biz çıkalım onlara bırakalım o zaman ülkeyi. Madem bu kadar Tabii iyi. bekleyen insanlara bu kuyruğun sebebi nedir denildiğinde halen CHP diyorlar. Başkent Ankara'da göbeğinde Kızılay'da durum böyle. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde anlat Sizde hiçbir şeyde olumlu bir yönü yok. 130 kadar muhalefet vekili katılmamış sıradan yazıklar olsun diyorum. En çok konuşulan, en çok uğraşılan isimsiniz. Koylar bir bir satılıyor. Kim dur diyecek, ne yapabiliriz? Türkiye'nin kırılma noktası o görüşmelerdi. Bir kilo domatese 35 lira verdik. Elimizde kalan sanatın yok oluşu. Ispanaktan antep fıstığı yapıyorlar. <laughs> Bu o, yapılan nedir? Mine kırık kanatla birlikteyiz. Mine kırık kanatla birlikteyiz. Mine kırık kanatla birlikteyiz. Biraz zor toparladım ama insanı gerçekten sinirleri bozuyor. Cumhurbaşkanımız açıkladı, devamı geliyor diyor. Sedat Peker artık uzunca bir süredir sessizdi ama biraz böyle kulaklarımızın pası silinsin, gözlerimiz ışıldasın. Evet. <laughs> Umut'cum verir misin lütfen videoyu? Mi Bilgin Gökberk'le sohbetimiz başlıyor. Bilgin Gökberk'le birlikteyiz. Bilgin Gökberk'le birlikteyiz. Bilgin Gökberk'le gündemin içinden programımız başlıyor. Şansuş yasasıyla ülkede basın giderek daha da çok susturulmaya çalışılıyor. Öyle bir sarmışlar ki dört bir tarafımız aylardır diyor. Ülkede mülteci istemiyoruz. Haber alma özgürlüğümüz bile bu noktada elimizden alınmıyor. Kendi ülkemizde çıkmaza girdi. Ailede kaç kişi varsa hepsine veriliyor vatandaşlık. Abone olmayı unutmayın diyelim ve hoşçakalın. hoşçakalın.